Merhaba arkadaşlar, ben Alper. Bugün sizlere güzel bir kemik tozu farmı göstereceğim. Ama bir şey değil mi? Bak, öyle böyle değil. Çok tatlı. Zaten bir de demiştim ki balık farmında elde beğeni gelirse hemen güzelinden yapacağız diye. Bugün sizlere yapacağım kemik farmı, kemik tozu farmı daha doğrusu. Birazcık daha basit yani. O gün sözünü verdiğim şekilde olmayacak. Birazcık daha ufak çaplısını yapmış olacağım. Hatta daha öncesinde örneklerini de bulabilirsiniz. Yapanlar olmuştu. Ama bunu biz 1.20'ye göre yapacağız. Daha tatlı olacak. Daha güzel bir şekilde çalışmış olacak. Eğer istiyorsanız da yok abi ben böyle uğraşmak istemiyorum derseniz de basit bir kaktüs farmı şey var. Kaktüslerden de kemik tozu elde edebilirsiniz. O zaman hızlıca videoya geçelim. Siz de o sırada bunu da 50 beğeni yaparsanız var ya çok tatlı olur. Aşırı derece mutlu olurum. Kanalımız hızla büyüyor. Yani sizin her bir beğeniniz artı bir abone demek gibi bir şey oluyor. Ayrıca beğenmek de sizden para götürmüyor sonuç olarak. Şimdi hızlı bir şekilde başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar yere 2 tane sandığımızı attık. Ardından bunları bir tane huni ile birbirine bağlıyoruz. Sonrasında huninin arkasından şöyle bir tane üçlü yapıyoruz. Buraya bir tane toprak koyup üstüne bir tane taş tuğla koyuyoruz ve toprağı kırıyoruz. Sonrasında elimize karşılaştırıcı alıyoruz. Taşa bakarak bir tanesini koyuyoruz. Ardından yanına 2 tane redstone tozu alıyoruz. Bu tarafa doğru geçip elimize ilk bırakıcı alıyoruz. Zıplayıp bırakıcılarımızı yerleştiriyoruz ama boyumuz yetmedi. 2 tane bırakıcı, ardından bir tane işte fırlatıcı koyuyoruz. Sonrasında arkadaşlar huninin üstündeki bloğa bakıp bir tane taş yerleştiriyoruz. Ardından yanından 2 tane toprakla çıkıyoruz. Buraya bir tane redstone koyuyoruz. Ardından bir tane daha taş, üstüne 2 tane daha toprak ekiyoruz. Sonrasında buradan aşağı atlıyoruz. Bunu kırıyoruz ve yukarıya doğru bakıp bir tane gözlemci yerleştiriyoruz. Toprağı kırıyoruz. Sonra aşağıdaki topraklar duruyordu. Buraya bir tane taş atıyoruz. Sonrasında şuradan 2 tane toprağı kırıyoruz. Buradan 4 blok dışarı doğru çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonrasında ise buraya 3 tane daha taş ekliyoruz. Sonrasında arkadaşlar buradaki tek bloğun üzerine gelip bir tane yenileyici atıyoruz. Bunu bir tık açıyoruz. Sonrasında şuradan şöyle 2 tane hatta 4 tane redstone tozu atıyoruz. Bu tarafa bakıp bir tane karşılaştırıcı. Bir de bu tarafa geçip bir de buradan karşılaştırıcı koyuyoruz. Sonrasında buradan geliyoruz bir tane toprak. Üstüne taş atıyoruz. 2 tane geliyoruz. Bir toprak daha koyup üstüne bir taş daha çıkıyoruz. Buradan da toprakları kırıyoruz. Bunlara ihtiyacımız kalmadı. Sonrasında buraya bir tane redstone tozu. Buraya ise bir tane yenileyici atıyoruz. Ve son olarak da üstüne bir tane redstone meşalesi yerleştirdiğimiz zaman görüntü tamamen bu şekilde oluyor. Buradakini hiçbir şekilde elleşmiyoruz. Buradan etkileyecek gidecek. Buradan dolaşacak. Burayı tetikleyecek. Tetikledikten sonra buradan tekrardan dönüp buradan tekrardan kemik tozu basacak. Şimdi arkadaşlar sandığın üstündeki bu bırakıcının oradan 1, 2, 3, 4, 5 ve şuraya gelip 6. huniyi koyuyoruz. Sonrasında buraya gelip 2 tane gübre varili yerleştirip üzerine doğru çıkıyoruz. Ardından bir tane buraya, bir tane buraya huni yerleştiriyoruz. Şimdi tam buradayız. Buradan geliyoruz. 2 blok dışarı doğru çıkıyoruz. Ardından 7 blok dışarı doğru sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hatta şöyle hesaplayabilirsiniz. Buradan tam böyle halka yenileyiciyle karşılaştırıcının arasından geçmesi gerekiyor. Ardından da böyle dönüyoruz. Buradan da 9 blok dışarı gelmemiz lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Buradan da dönüyoruz. İçeri doğru kırılıp şu tarafa doğru saplanacağız. Yani diğer şey hunilerin oraya gideceğiz. Burayı bağladık. Bağladıktan sonra geliyoruz. İçerisini bütün taşlarla kapatıyoruz bu tarafı. Hiçbir yerden hava almayacak şekilde. Buraya geliyoruz. Restoranın karşısından. Burayı şöyle kapatıyoruz. Buralar bizim şeyimiz olacak. Belirli bir alanımız olacak. Redstone'u buradan böyle sur çektiydik. Şimdi buraya geliyoruz. Şuraya bir tane daha koyuyoruz. Sonrasında buradan 3 tane taş, ocak. Taş ocak diye mi geçiyor lan bu? Yok, ocak diye geçiyormuş. Tamam. Ardından buraya bir tane bundan koyuyoruz. Sonrasında tekrardan 3 tane ocak yerleştirip ardından buradan şöyle taş tuğlaları dönüyoruz. Buradan böyle geliyoruz. Şurada 2 tane boşluk kalacak kadar bu tarafa doğru geldik. Buradan şöyle içeri doğru döndürüyoruz. Buraya doğru geliyoruz. Yani şu şekilde bir şeyimiz oldu. Bu nasıl göstereyim? Şöyle. Sonrasında ise buraya 3 tane piston yerleştiriyoruz. Araya bir tane taş. 3 tane daha piston yerleştiriyoruz. Ve bitiyor. Şimdi buraya kadar böyle yaptıysanız buraya geliyoruz. Fırlatıcımızın üstüne bir tane yosun bloğu koyuyoruz. Ardından pistonlara değmeyecek kadar şuradan şöyle taşları döşüyoruz. Şurayı da boş bırakacağız. Şurayı şöyle komple taşlarla dolduruyoruz abi. Şimdi arkadaşlar buraya koyduğumuz sunilerin şöyle en sağına doğru gidiyoruz. Burayı kuruyoruz. 2 blok yükseliyoruz. Ardından bir tane sandık atıp shift space yapıp bunu buraya koyuyoruz. Neden? Buraya şimdi fazladan eğer ki mos bloklar gelecek olursa da onlar burada yedeklenecek. Buraya koyduğumuz sunilin yanından 3 tanesini kırıyoruz. Buraya bir tane redstone meşalesi atıyoruz. Ardından altına bir tane şalter atıyoruz. Bu bunu söndürüp açmaya yarayacak. Şimdi burası önemli. Buraya geliyoruz. Pistonların üstünü kapatıyoruz. Şurada bir tane boşluk bırakıyoruz. Ardından şurayı da şöyle dönüyoruz. Buraların hepsi böyle kapalı olacak. Sonrasında buraya gelip shift'e basıp
Şurayı şöyle kapatıyoruz. Burası hala açık olmak zorunda. Ardından şuradan aşağıya bir tane su. Şu köşeden bir tane lav. Şu köşeden bir tane lav koyuyoruz. Bunlar ne oluyor? Doğruca taşa dönüşüyor. Biz de şimdi ne yapacağız? Şimdi burada mos bloklar etrafındakilerin de hepsini yosuna çevirdiği için burada taş bitecek ve bizim bu taşı yenilememiz gerekiyor. Bu burada bu amaca hizmet edecek. Şimdi bu lavları buraya dizdik. Ardından şuradan pistonların arkasından 3 tane dışarıya doğru taş koyuyoruz, blok koyuyoruz. Ama sadece şu taraftakilere 2 tane koyuyoruz. Bu tarafı doldurmuyoruz. Ardından şuraya bir tane toprak atıp şunun üstüne bir tane taş koyuyoruz. Ardından buraya bir tane redstone meşalesi. Buraya bir tane şalter atıyoruz. Burayı açıp kapatmamız için kullanılacak. Buraya bir tane saat yapacağız. Şimdi buradan redstone tozlarının hepsini şu tarafa doğru çekiyoruz. Ardından şuraya bir tane fazladan koyuyoruz. Sonrasında buraya bir tane yenilici full tick açıyoruz. Bir yenilici full tick. Ardından bir yenilici daha. Ardından bir yenilici daha koyup bunu da iki tick açıyoruz. Yani ikinci tick'e kadar açıyoruz. Bu burada böyle bir saat oluşturmuş oluyor. Bunu da kapatalım. Boşuna çalışıp da şey olmasın. Şimdi malzemelerimiz buradan dışarı doğru gitmesin diye de tarafları şöyle bir duvarla örüyoruz. Hop, bunlar olacakmış. Böyle şöyle. Ardından buraya geldikten sonra buradan böyle dönmüyoruz. Şuradan meşalenin üstüne tıklayıp şuradan dışarıdan bir hat çekiyoruz bu tarafa doğru da. Sonra ise buraya bir tane süpürücü lazım. Buraya gelip kulak kapıları yerleştiriyoruz. Bir az önceki dik durdu da buradaki niye dik durmuyor? He, altında şey yandığından dolayı. Tamam, okey. Bunların hepsini yerleştiriyoruz. Ardından buraya su kovasıyla su dolduruyoruz. Birer tane boşluk bırakıp yaparsanız yerde olursunuz. Yani sürekli aşağı in çık yapmazsınız. Oğlum ben bunlardan uzun zamandır görmedim. Hayret. Yakalım sizi ya. Beyler. Yan bakayım canım. Tamamdır. Ben gördüm ne kadar sessiz sakin. Hemen hallediverdik. Sonrasında şuradan şöyle de şey çekiyoruz. Neydi? Redstone tozu çekiyoruz. Sistem çalıştığı zaman bunlar burayı açacak kapatacak. En sonda şuraya da bir su. Bir de bu taraftan su koyuyoruz. Bu ortada birleşiyor zaten. Yani akanların hepsi bu tarafa akmış olacak. Şimdi buradaki şey sistemi de tekrar anlatayım. Şimdi huniler biliyorsunuz ki redstone şeyinden etkilenebiliyor. Burası açık olursa, yani şöyle olursa, burası açık olursa içerisine koyduğunuz malzemeyi şey yapmayacak. Aşağı doğru atmayacaktır. Sabit duracak. Ki zaten büyük ihtimalle ememiyor bile. Yani açık olduğu zaman emme özelliği var mıydı? Aynen, açık olduğu zaman emmiyor bile. Ama burayı kapatırsanız sadece yosun bloklarının hepsini depolamış olursunuz. Bunlardan hangileri için? Yani açelya falan istiyorum derseniz açelya falan burada depolanmış olacak. Peki çok gerekli bir şey mi? Kesinlikle çok gerekli bir şey değil. İstiyorsanız burayı dümdüz de yapabilirsiniz. Sadece şeyden kemik tozundan yararlanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar falan buraya kadar da. Bundan sonrası artık sizin elinizde olan bir şey. Buraya geliyoruz. Şuradan şöyle ulaşabilirsiniz. Şuradakini kırıyorsunuz. Buraya zaten bir fırlatıcı koymuştuk. Bir tanesini elinize alın. Tamam, gerek alan yani bir stek kemik tozuyla bu işi çözebilirsiniz. Buraya bir tane kemik tozunu ayırdınız. 63 tanesini içeri koydunuz. İstiyorsanız burayı kapatabilirsiniz. İstiyorsanız kapatmasanız da olur. Fark eden bir şey olmaz. Buraya geliyorsunuz. Yukarı çıktınız. Buraya gelip şuna bir kere tıkladıktan sonra bakın tüm sistem kendi kendine çalışmaya başlayacak. Hepsini o tarafa aldı götürdü. Peki olmadı. Neden olmadı? Çünkü buradan sistemi çalıştırmadık. Sistemi çalıştırmadığımız için işe yaramamıştı. Ama Allah'tan yosun blokları kırılabildiğinden dolayı problem yaratmayacak. Şimdi orası kırılacak. Tekrardan burayı beslemesi gerekiyor. Bekliyoruz. Beslemedi. Tamam, besledi. Çalışıyor. Gayet tatlı. Şimdi burası temizlenecek. Temizlendikten sonra tekrardan harekete geçirmiş olacak. Şimdi bakalım biz içeri 63 tane koymuştuk. Ne kadar olmuş elimizdeki? 60-57'ye düşmüş. Verim konusunda problem yaşıyor mu acaba? Şu an onu merak ediyorum. Acaba aşağı doğru atıyor mu? Evet, aşağı doğru da atıyor. Yani bir yandan yukarıyı besliyor, bir yandan aşağıyı besliyor. Ki bu da zaten gayet tatlı bir şey. Bunu birazcık şimdi siz arka tarafta iş yapıyorken, uğraşıyorken bunu açık bırakırsınız. Bu kendine kendine çalışır. Eğer derseniz ki abi bana yetmiyor. Yanına bir tane daha yapın. Bir tanesiyle daha birlikte coşturabilirsiniz. Zaten bu şey ona göre tam uyuyor da. Bu taraftan da bir yollarsanız şöyle ortaya gelir. Ortada hepsi birleşir. Aynı şekilde alıp gidebilir. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani en basit şekliyle yapılabilecek şeylerden bir tanesi bu. Şimdi son hasılata bakalım. 30 tane burada var. Zaten bir tanesi elimizde vardı. Bunu hatta şöyle atayım. Kafa karıştırıklığı yapmasın. Buraya geldik baktık. 46 tane burada var. Birleştirdiğimizde yani 2-3 dakikada çalışmada 12 tane fazladan veriyor. Bunun verimini de sonrasında bakar zaten kapağı yazarım ne kadar olduğunu. Yani bu şekilde kullanırsanız gerçekten verimli, gayet tatlı, hoş bir şekilde çalışan tamlardan bir tanesi. Ama şunu açmayı unutmayın. Bunu açtığınız zaman zaten otomatikman başlıyor. Buraya gidiyor.
Hepsi güzel bir şekilde toparlanıyor. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Kemik tozu farmı bu kadardı. Eğer ki daha isterseniz abi daha gelişmişi var mı? Daha fazla ne kadar kazanabiliriz derseniz de onları da yorumlarda belirtirseniz bir 50 beğenide de onu çeker gösteririm. Kaktüs farmıyla falan yapılabilecek deli dehşet şeyler var. Hatta karpuz kabakla yapılan daha dehşetleri var. İsterseniz onları da yaparım. 50 beğeniye size feda olsun ya. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.